ABD'den 2024 savunma bütçesinde PKK-YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar. 2023 bütçesine kıyasla yaklaşık 28 milyar dolarlık artış gösteren bütçe, 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarıldı. Beyaz Saray'a gönderilen 2023 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK-YPG'nin faydalandığı Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi. Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı. DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi. Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri adıyla andığı PKK-YPG'ye, DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi. Ayrıca Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetler için 14.7 milyar dolar, Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörüldü. Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, iki lider İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durumu ele aldı ve bölgeye insani yardımın artırılması ile Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Hemen ardından ise Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi. Görüşmede ayrıca NATO ittifakının güçlü olmasının önemine vurgu yapılırken, Biden, İsveç'in ivedi şekilde ittifaka katılması konusundaki beklentisini paylaştı. Açıklamada, Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi. İfadelerine de yer verildi. Ah be Joe Biden, sen bizi çok baydın. Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışına destek. Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, Türkiye'ye yönelik F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. ABD, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığının çözümündeki rolünü memnuniyetle karşıladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miller, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın barışın mümkün olduğu yönündeki ifadelerine katılıyoruz ve bunu başarmak için Azerbaycan ve Ermenistan arasında doğrudan görüşmeleri destekleyeceğiz, dedi. Sözcü Miller, Türkiye'nin bu anlaşmazlığın çözümünde verimli rol oynamasını memnuniyetle karşılıyoruz, diye konuştu. Fidan Bakü ziyareti esnasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek, Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz, değerlendirmesini yapmıştı. Biden'dan İsrail'e siviller konusunda daha dikkatli olun çağrısı. Biden, İsrail'den sivillerin hayatlarını nasıl kurtarabileceklerine odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeye devam etsinler ama siviller konusunda daha dikkatli olsunlar, dedi. ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Netanyahu, Amerikalı dostlarımıza Gazze'de savaşmaya devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim, dedi. Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tel Aviv'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin savaş kabinesiyle toplantı yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'li yetkililere Gazze'de savaşmaya devam etme konusunda kararlı olduklarını söylediğini açıkladı. İki tarafın Gazze'de savaşmayan nüfusa insani yardımın sürdürülmesini tartıştığı aktarıldı. Biz de sivilleri gözettiklerine inandık tabii. Nah inandık. Başbakan Netanyahu Gazze'deki saldırıları sürdürme konusunda her zamankinden daha kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, ABD'nin İsrail ordusuna mühimmat tedariği, BM'nin savaşı durdurma girişimlerini engelleme ve rehinelerimizin geri getirilmesine yardım ederek İsrail'e verdiği desteği çokça takdir ediyorum, ifadelerini kullandı. Senin sonun geliyor Netanyahu.
O azıcık ömrünle gitti. Şu an gidebiliyorken ağlama duvarında kendi sonuna ağla. Bakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını beklediklerini belirterek, şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor, dedi. Fidan, söz konusu sıkıntılara ilişkin, özellikle İsrail'i destekleyen birçok batılı ülkenin elinde İsrail'e baskı yapacak çok fazla bir mekanizma bulunmamakta. Kendi siyasal sistemleri öyle dizayn edilmiş ki İsrail'in her türlü zulmüne, hukuksuzluğuna kör kalan bir sistemleri var. Bu siyasal sistemleri ve anlayışları reforme edilmeden İsrail'in dünya kamuoyunun vicdanına uygun bir politik tarzda davet edecek bir girişimde ve bir yaptırımda bulunma şansları da görülmüyor diye konuştu. ABD'li senatör Filistin sansürü iddiaları için Meta'dan malumat istedi. ABD'li demokrat senatör Elizabeth Warren, Meta'nın üst yöneticisi Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi. Meta'nın bazı kullanıcıların Filistin yanlısı yorumlarını bastırmaya çalıştığı ve bazı içerikleri sansürlediğine dair birçok haberin çıktığına işaret eden Warren, bu haberler, Meta'nın içerik düzenleme pratikleri ve ayrımcılığa karşı korumaları konusunda ciddi endişeler doğuruyor, ifadesini kullandı. Mektuptaki bazı sorular şöyle. 7 Ekim'den bu yana Filistin'den Arap dilinde yazılmış kaç gönderi silindi? Kaldırılan gönderiler Filistin'den yapılan paylaşımların yüzde kaçını oluşturuyor? Meta içeriklerin kısıtlanması konusunda kullanıcıları ne sıklıkla bilgilendirdi? Evet, birçok sosyal medya kullanıcısı 7 Ekim'in ardından Meta tarafından herhangi bir uyarı yapılmaksızın Filistin'e destek veren paylaşımlarının kısıtlandığını bildirmişti. Değerli takipçilerimiz, bu kısıtlanmalardan biz de nasibimizi aldık. Bizler de burada bunlar ile savaşmaya, sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Neyse, gelişmelerden devam edelim biz. Avrupa Birliği liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı. Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları devam ederken, zirve sonuç bildirisinin Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bölümü gazetecilerle paylaşıldı. 12. yaptırım paketi, aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırmaya yönelik önlemleri ve yaptırımların çevresinden dolaşmayla mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu. Avrupa Birliği savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti. Bu kapsamda Rus petrolünün 3. ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor. Macaristan AB'nin Ukrayna'ya 54 milyar avroluk yardım paketini veto etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'de yapılan zirvede AB'nin Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini belirtti. Başbakan Orban, Ukrayna'ya ekstra paraya veto ifadesini kullandı. Böylelikle AB'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar avroluk yeni mali yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu. Avrupa Birliği üyeleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan ve yıllık basın toplantısı şeklindeki birleşik programda halkın ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkent Moskova'da yaklaşık 4 saat süren programda Putin iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 800 binden fazla sorudan 80'ini yanıtladı. Putin, Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Hedeflerimiz değişmiyor. Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması, askersizleştirilmesi ve tarafsız statü diye konuştu. Putin, Avrupa'ya Rus doğal gazının sevkiyatı konusuna da değinerek, Avrupa'nın yeterince gaz alamaması, Avrupalıların sorunu.
Onlar bizi bu konuda sorumlu tutmaya çalıştı. Bu tamamen saçmalık dedi. Son zamanlarda Ermenistan'ın iç siyasetinde yaşanan süreçleri değerlendiren Putin, Ermenistan'da basit olmayan süreçler yaşanıyor. Karabağ'dan vazgeçen biz değiliz. Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıyan Ermenistan'dır. Onlar bunu kendi inisiyatifleriyle yaptılar ve böyle bir karar almaya hazırlandıkları konusunda bize bilgi vermediler, dedi. Dünyada İslamofobi ve antisemitizmin arttığını belirten Putin, Gazze'deki durumun İslam dünyasında tepki gördüğüne dikkati çekti. Putin, radikal şekilde düşünenlerin sayısı da artıyor. Bu iyi bir şey değil. Bu, bazı seçkinlerin siyaseti ve onlarca yıl Filistin sorununa adil çözümünün bulunmaması sonucu oldu, şeklinde konuştu. Vladimir Putin, kendisinin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan dublörünün sorusunu da yanıtlayarak, "Bu benim ilk dublörüm," ifadesini kullandı. TBMM Başkanı kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Meclisteki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda ülkelerin büyükelçilerini Gazi Meclisimizde kabul ettik. Bölgesel ve küresel sorunların çözülmesine ilişkin Türkiye'nin rolünü, Türkiye-AB ilişkilerini, İsveç'in NATO üyeliğini ve özellikle Gazze'deki İsrail saldırıları üzerine görüşlerimizi ifade ettik, açıklaması yaptı.